Herkese merhaba arkadaşlar. Yüzlerce insanın yüzlerce mesaj geldi. Hocam perfect zamanları anlat, perfect zamanları anlat diye. İşte şimdi bu video o video arkadaşlar. Perfect zamanları. Burada past perfect, past perfect progressive, future perfect ve future perfect progressive zamanları bu 10-15 dakika içerisinde size anlatmaya çalışacağım. Ve umarım videonun sonunda herkes buradan mutlu ayrılacak. Evet, past perfect progressive arkadaşlar gerçekten çok basit. Bu perfect zamanların hepsi çok basit arkadaşlar. Perfect zamanlar insanların korkulu rüyası olmaya başlamış. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Perfect zamanlar gerçekten dünyanın en basit zamanı ve anlaşılması çok basit. Past perfect zaman nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın çok basit. Past perfect zaman şudur. Geçmişteki bir olayı düşünelim arkadaşlar. Bir otel odasındasınız ve odadan çıktınız. Otel odasında kartlar vardır değil mi? Kapıları açmaya yarayan otel kartları vardır. Odadan çıktınız fakat kartı içeride unuttunuz. Siz kapıdan çıktınız, kartı içeride unuttunuz. Hangi olay burada daha önce olmuştu? Kartı unutma olayı değil mi? İşte kartı unutma olayını past perfect'ten size ifade ediyorsun. Bu kadar basit. Yani geçmişte iki tane olay var. Önce olan olayı past perfect ile ifade ediyorsun. Bu kadar ya. Başka bir şey yok. Aynı present perfect tense gibi. Present perfect tense neydi? Geçmişten günümüze kadar geçen süre içerisinde herhangi bir anda olmuş bir olay. Past perfect tense ise geçmişten geçmişteki bir ana kadar geçen süre içerisinde, geçmişteki bir olaya kadar geçen süre içerisinde herhangi bir zamanda olmuş bir olay. Yani diyorsunuz ki evdeki anahtar olayını bahsedelim. Klasik örneklerden bir tanesidir. Akılda kalıcı örneklerden bir tanesidir. Diyorsunuz ki ben evden çıktığımda anahtarı unutmuştum. Bunu unutmuştum dediğiniz zaman işte mişli geçmiş zaman mı? Öyle bir çıkarım yapmayın. Siz şunu bilin. Geçmişte bir olay olmuş. Onun öncesinde herhangi bir anda olmuş bir olaydan bahsediyoruz arkadaşlar burada. Tamam mı? Çok basit bir durum. Diyorsunuz ki when I left home I had forgotten my keys in my room. İşte evden çıktığımda anahtarlarımı odamda unutmuştum şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Diyelim ki siz dün akşam evde oturuyordunuz. Arkadaşlarınızla beraber bir akşam yemeği yediniz. 2 saat sonra Ahmet diye birisi geldi. Ahmet geldiğinde siz akşam yemeği yemiştiniz değil mi? Yani sizin akşam yemeği yemiş olmanız ne zaman? Ahmet'in gelmesinden daha öncesinde. Peki bunun zamanı önemli mi? Değil. O zaman diyeceksiniz ki when Ahmet came last night we had already had our dinner diye söylüyorsunuz. Ahmet geldiğinde biz akşam yemeğimizi yemiştik şeklinde ifade ediyorsunuz. Burada olay ne arkadaşlar? Ahmet geldiğinde sizin o eylemi daha öncesinde yapmış olmanız. Geçmişte iki olay var. Önce olan olayı biz past perfect'ten size ifade ediyoruz. Bu kadar. Olumsuz yapmak istediğimiz zaman had yardımcı fiiline not ekliyoruz. Hadn't şeklinde. Soru yapmak istediğimiz zamanda yani past perfect tense'in soru şekli çok fazla sık rastlanan bir şey değildir ama had yardımcı fiilini cümlenin başına aldığınız zaman arkadaşlar bu da otomatikman cümleyi evet hayır sorusu yapar. Bunun da başına arkadaşlar bir soru kelimesi eklediğiniz yani what had you done ya da where had you left şeklinde gibi mesela nereye bırakmıştın, nereye gitmiştin, ne yapmıştın gibi bir soru soracaksak eğer arkadaşlar onun da başına bir soru kelimesi ekliyoruz. Al sana bilgi sorusu. Past perfect tense arkadaşlar bu kadar. Başka da bir şey yok. Past perfect progressive tense ise nedir biliyor musunuz? O da çok basit. Şöyle yani. Geçmişte mesela diyelim ki ben evde televizyon izliyorum. Dün akşam saat 8'de televizyon izliyordum ben. Bir arkadaşım geldi. Ben saat 8'de televizyon izliyordum ama saat 7'de mesela ben televizyon izlemiş olmaya başlayayım. Ben orada bir saattir televizyon izliyorum değil mi? Yani 7'den 8'e kadar ben bir saattir televizyon izliyorum. Peki 8'de ne oldu? Arkadaşım bana geldi. Yani arkadaşım saat 8'de bana geldiğinde ben bir saattir evde televizyon izliyordum. İşte bu da arkadaşlar past perfect progressive tense olmuş oluyor. Yani geçmişteki bir olaya kadar daha öncesinde başlamış bir olayın ne zamandan beri meydana geldiğini söylememiz. Geçmişte burada benim evime bir arkadaşım geldi. Ben onun bir saat öncesinde televizyon izliyordum ve arkadaşım geldiğinde ben bir saattir televizyon izliyordum diye söylüyoruz. Mesela bunu başka cümlelere nasıl söyleriz eğer zaman vermek istemiyorsak? When my friend came I was watching TV. Arkadaşım geldiğinde ben televizyon izliyordum. Eğer arkadaşım geldiğinde bir saattir televizyon izliyordum demem istiyorsak eğer arkadaşlar yani bir süre veriyorsak eğer when my friend came I had been watching TV for an hour diye söylüyorum işte. Bu kadar ya. Çok basit tamam mı? Basit olduğunu ilk önce siz inanın. Ondan sonra dediklerimi iyi anlamaya çalışın. When my friend came, I had been watching TV for an hour. Arkadaşım geldiğinde ben bir saattir televizyon izliyorum. Eğer süre veriyorsanız arkadaşlar past perfect progressive tense kullanıyorsunuz. Olay budur. Süre vermiyorsanız eğer past progressive tense. Yani was were artı fiil ing'yi süre vermiyorsanız. Had been artı fiil ing'yi süre veriyorsanız. Ne zamandan beri meydana geldiğini söylüyorsanız had been artı fiil ing'dir arkadaşlar. Kalıp ondan sonra for ve since ifadeleriyle de olayın ne zamandan beri kaynaklandığını da bu şekilde ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir perfect tense arkadaşlar future perfect tense. Yani bugünden itibaren gelecekte bir olay düşünün. Yarın saat öğlen 2'de ben yola çıkacağım. Şimdi yarın saat öğlen 2'de ben yola çıkacağım diyelim. Buradan Antalya'ya gideceğim diyelim. Şimdi sen 2.30'da geldiğinde beni bulabilir misin? Bulamazsın. Çünkü ben saat 2'de buradan çıkmış olacağım. Bu ifadeyi de arkadaşlar future perfect tense ifadesiyle söylüyoruz. Yani ben saat 2'de
2'yi gösterdiğinde evden çıkmış olacağım. Ben saat 2'ye 5 kala çıkmış olabilirim ama saat 2 olduğunda ben evde yokum. Benim derdim bu. Sana ben gelecekte o an olduğunda 10 öncesinde ben o eylemi yapmış oluyorum. Yani ben bunu söylemek istiyorum sana. Bu yüzden de bu ifadeyi future perfect tense dediğim ifadeyle söylüyorum. Yani will have artı verb 3 şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. Yani diyorum ki by the time you come home, yani sen eve geldiğinde ya da when you come home da diyebilirsiniz, fark etmez. I will have left home. Yani ne diyorum ben arkadaşlar? Ben çıkmış olacağım. Ya da diyelim ki ofiste çalışıyorum ve bir rapor yazıyorum. Akşamleyin saat 5'te ben o raporu bitirmiş olacağım. Sen de 6'da geliyorsun. Akşamleyin 6'da, yani benden bir saat sonra geliyorsun. Sana diyorum ki sen geldiğinde ben o raporu bitirmiş olacağım. Yani by the time you come to my office, I will have finished my report. Yani sen ofise geldiğinde raporumu bitirmiş olacağım diye söylüyorum. O kadar. Future perfect tense budur. Yine zaman vermiyoruz burada. Herhangi bir zaman vermiyoruz. Gelecekte bir olay olmadan önce biz o eylemi yapmış olacağız. Bizim derdimiz burada. Bu future perfect tense arkadaşlar bunu ifade ediyor. Future perfect progressive tense arkadaşlar gelecek zamanda bir noktada o eylemi ne zamandan beri yapıyor olduğumu söylüyorum. Mesela diyelim ki ben 20 yıldır ders veriyorum, değil mi? Şu anda 2019 yılındayız. 2020 yılında ben 21 yıldır ders veriyor olacağım. Şimdi burada süre verdiğim için yine future perfect progressive tense burada ifade ediyorum. Yani diyorum ki in 2020, yani 2020 yılında I will have been teaching English for 21 years. 2020 yılında ben 21 yıldır İngilizce öğretiyor olacağım ifadesini bu şekilde söylüyorum. Kalıbımız neydi arkadaşlar? Will have been artı will ing. Ondan sonrasında ne zamandan beri meydana geldiğini ifade etmek için for ve since ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. For neydi? Geçen süreyi veriyoruz. Since neydi arkadaşlar? Olayın başlangıcını bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi bu 4 tane perfect tense'i kısaca bir toparlayalım. Present perfect tense neydi? Mesela I have changed my car. Arabamı değiştirdim. I have seen you before. Seni daha önce gördüm. Past perfect tense neydi arkadaşlar? Geçmişteki olmuş bir olayın daha öncesinde olmuş bir olay. Diyorum ki mesela size I had parked my car when you called me. Sen beni aradığında ben arabamı park etmiştim şeklinde ifade ediyorum. Future perfect tense ise neydi arkadaşlar? I will have finished my work when you come here. Ve sen buraya geldiğinde ben işimi bitirmiş olacağım. I will have sold my car when you go home. Sen eve gittiğinde ben arabamı satmış olacağım şeklinde ifade ediyorum. Yani sen o eylemi yaptığında ben onun öncesinde başka bir eylemi yapmış olacağım. Ne zaman? Ne zaman olduğu önemli değil arkadaşlar. Future perfect tense de böyle bir şeydi. Future perfect progressive neydi arkadaşlar? Gelecek zamanda bir eylemi ne zamandan beri yaptığımızı söylüyoruz, değil mi? Burada. Mesela diyelim ki işte when they come home we will have been watching TV for 2 hours. Şu anda bunlar 1 saattir televizyon izliyorlar. Onlar geldiğinde 2 saattir televizyon izliyor olacaklar. İşte İngilizcenin zamanları bu kadar basit. Bu videoları arkadaşlar defalarca izleyin. Yani bir kere izlediğinizde belki anlamayabilirsiniz ama 4-5 defa izlerseniz eğer daha rahat anlarsınız. Çünkü saatlerce video çekemiyorum ve onu gerçekten editlemesi, buraya yüklemesi bambaşka bir dert. Dolayısıyla kısa zaman içerisinde size çok fazla şey vermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam çok hızlı konuşuyorsunuz ya da videolar çok hızlı. Doğru, haklısınız ama bu böyle olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü diğer türlüsü gerçekten hiç izlenmez. Sıkılırsınız. Yani siz belki sabredersiniz, izlersiniz ama başkaları kesinlikle bu kadar sabır gösterdiğini sanmıyorum. Akıcı olmaya biraz daha ve kısa zamanda daha fazla şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Eğer sorunlar varsa, istekleriniz, talepleriniz varsa istiyorsanız Instagram hesabından da mesaj atıp bana söyleyebilirsiniz. İstiyorsanız videoların altına da arkadaşlar yorum olarak yazabilirsiniz. Ben okuyorum, hepsine bakıyorum teker teker. Herkese tabii ki anda cevap veremiyorum ama emin olun ki bütün mesajlarınıza, bütün yorumlarınıza teker teker bakıyorum. Katılım gösteren, takip eden, destek olan, abone olan bütün arkadaşlara, olmayanlara da tabii ki de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.